Cavidan seninle birlikte olmaya başladığından beri çok yıprandım. Daha fazla incinmesine izin veremezdim. Cavidan benim karım, senin arkadaşın. Nerede duracağını bil, sınırlarını zorlama. Cavidan senden ayrılmaya kararlı Kerem. Bu dönemi ne kadar az hasarla atlatırsa bu kadar iyi olur. Nimet abla nereden duydu? Kim bilir? Yengen söyledi dedi. O da birinden duymuş demek. Konuşulmaya başlanmış abla. Duyulacak diye çok korkuyorum. Şüphelendiler, ağız arıyorlar. Oyunlarına gelme sakın. Bebeğinle sen gençlik aşısı gibisiniz. Yaşama sevincimi geri getirdiniz. Hayata daha başka gözle bakıyorum artık. Küçük bebeğim var diyorum. Sağlıklı olmam lazım. Çalışmam lazım. Daha çok kazanmam lazım. Genç bir işim var. Daha iyi görünmem lazım. Yanlış anlama. Baştan konuşup anlaştığımız gibi devam edecek elbette. Ama hissettiklerimi söylemeden de duramayacağım. Her sabah güne uyanırken seni göreceğim diye seviniyorum. Her akşam eve gelirken seni göreceğim diye acele ediyorum. Bunlar benim unuttuğum duygulardı Lamia. Seninle hatırladım yeniden. Abim çok kötü Cavidan. Senden sonra dağıldı. Bıraktı kendini. Sağlığı nasıl? Elini tam anlamıyla kullanamıyor. Ama fiziksel bir sorunu yok. Ruhen çöktü. Suçluluk duygusuyla baş edemiyor. Abimin tek ihtiyacı olan şey sensin Cavidan. Onun sana ihtiyacı var. Yardım et lütfen. Mahvedecek kendini. Oysa Kenan yapamaz böyle. Kendinden vazgeçemez. Lamia. Yazık onun için akıttığın gözyaşlarına. Günaydın. Ne oluyor? Sabah sabah ne bu duygusallık? Cemil Beyler şimdi geldiler. Ne Makbule? Bir şey mi olmuş? Söyleyin biz de bilelim. Bir şey olduğu yok. Her şey yolunda. Kenan da çıktı. Evi bıraktık geldik. Peki niye ağlıyor hala bu? Sen niye onu pışpışlıyorsun? Allah aşkına sus lütfen. Bırak artık o adam için gözyaşı dökmeyi. Yetti. Ben kimse için gözyaşı dökmüyorum. Afe neler oldu? Daha alanda sardılar etrafımı gazeteciler. Neler oldu? Telefonda hangi birini anlatayım? Geliyorum ben sana şimdi. Afife! 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 Günaydın Kenan Bey. Afife Hanım çıktı. Nereye gitti bilmiyorum. Kahvaltı hazırlayayım mı size? Yok. Bir domates suyu içeyim. Hemen. Bugün çıkmamış neyse. Bütün gece evin önündeydiler. Sabah güvenlik zor dağıttı. Siz açmasaydınız keşke. Kapıya kadar gelemezler nasılsa. İçeri girebilir miyim? Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç.
Afife Hanım evde mi? Hayır. Niye geldin? Ne olur bana kızmayın. Ama sizinle konuşmak istedim. Çok kötü şeyler yaşadınız. Kaza, arkasından. Bebek için ne kadar üzgün olduğumu biliyorsunuz. Hayat hepimize farklı farklı sınavlar hazırlıyor Kenan Bey. Hepimiz kendi engellerimizin üzerine atlamak için çaba sarf ediyoruz. Lamia, ne demek istiyorsun? Lafı geveleme de açık söyle. Buraya boyundan büyük laflar etmek için mi geldin sabah sabah? Sözlerimi dikkate almayın isterseniz. Cahil bir kızın saçmalamaları olarak kabul edin. Ama ben söylemezsem kendimi kötü hissedeceğim. Sizin için söylenenleri duydukça... Ne duydun bakalım? Üzücü şeyler. Kendinizi unuttunuz Kenan Bey. Hüseyin Kenan olduğunuzu unuttunuz. Afife mi öğretti bu lafları sana? Afife Hanım'ı hiç görmedim. Ama onun da sizin için endişelendiğinden eminim. Kimsenin benim için endişelenmesine gerek yok. Kenan Bey, gözlerime bakın ne olur. Sizin bu dünyada bir göreviniz var. Siz Hüseyin Kenan'sınız. Siz ümitsiz insanların yüreğine ümit oluyorsunuz. Müziğinizle hüzünlerine öyle bir dokunuyorsunuz ki... acıyan bir yeri üfler gibi. Siz bir sürü kalbin sesisiniz. Biliyorsunuz bunu. Onların söyleyemediklerinin tercümanısınız. Müziğinizden vazgeçmek kendinizden vazgeçmek olur. Hiçbir şeyden vazgeçtiğim yok. Kenan Bey. Dün olanları biliyorum. Cemil söyledi tabii. Herkes sizin için üzülüyor. Siz çok özel bir insansınız. Çok önemli bir sanatçısınız. Yeter! Yeter! Ne olduğumu biliyorum ben. Herkes müziğimin derdinde. Kimse Hüseyin Kenan'ın ne hissettiğini düşünmüyor bile. Düşünmez olur muyuz? Biz. Evet. Biz siz varsınız. Bir de tek başıma ben. Tamam bebeğim, tamam. Yalnız başımayım. Tamam aşkım, tamam. Yalnız Cavidan. Enerjisi tükenmiş gibi. Ona bir tek sen yardım edebilirsin. Tamam canım. Konuşacağım. Onun için döndüm zaten. Canım. Senin için de çok zor. Sen de aynı şeyleri yaşıyorsun ama... abimin senin yardımına ihtiyacı var. Biliyorum. Tamam bebeğim, tamam. Korktun mu? Acıktı herhalde. Doyur. Arkanızı dönün. Susadı mı acaba? Hayır.
Altını değiştirmem lazım. Dur yardım edeyim. Siz bebeği tutun. Bebeği gezdiriyordum. Buradan geçerken bir uğradım. Hoş geldiniz. Ne zaman geldin? Havaalanından geliyorum. Alayım abi. Bahçede oturalım mı? Olur. Gel. Seher nerede? Seher! Seher! Buyurun Afife Hanım. Abimler bahçeye çıkıyor. Bak bakalım bir şey istiyorlar mı? Peki efendim. Efendim Makbule. Neredesin? Geliyorum şimdi. Birdenbire kayboldun. Bebek yanında mı? Tabii tabii geliyorum. Hadi gel, merak ettim vallahi. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Lütfen Afife Hanım, bilmiyorsunuz. Ben sana abimden uzak dur demedim mi? Hala ne dolaşıyorsun ayak altında? Ben kimseye zarar vermek niyetinde değilim. Sadece Kenan Bey'i merak ettim. Etme. Sana son kez söylüyorum. Ateşle oynama Lamia. Masum görünüp fırsatları değerlendirmeye çalışma. Kuzenim Özge ile geldim. Hı hı. Düğünde tanışmıştınız.
Onda kaldım zaten New York'ta. Tamamen döndün değil mi? Lamia niçin buradaydı? Konuşmak istemiş. Beste yapamadığım için üzülüyormuş senin gibi. Ben bir tek onun için üzülüyorum, öyle değil mi? Neyse. Bir hayran olarak gelmiş işte. Lamia sana hayran canım. Bunu bilmeyen yok zaten. Ne kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Vaktinden önce döndüm İstanbul'a. Tamamen mi döndüm? Aslında sadece kendimi dinlemek için kaçtım New York'a. Şimdiye kadar içimde susturduğum sesleri dinlemek için. Ne söylediler? Duymak istemediğim bir sürü şey. Niye döndün? Çünkü Hafife çağırdı. Zor günler yaşıyoruz. Ama sen toparlanmakta güçlük çekiyorsun belli ki. Beni toparlamaya geldin. Ben kendi problemlerimi yokmuş varsayabilirim bir süre daha. Dağılmana sebep olan kişi olmak istemem. Sen daha önemlisin. Herkes için. Kimse acımasın bana. Etrafımda bana acıyarak bakan gözleri istemiyorum. Hele sen hiç acıma Cavidan. Herkes sözleşmiş gibi aynı lafları edip duruyor etrafımda. Benim arkamdan dolap çeviriyor. Karışma hayatıma Hafife. Rahat bırak beni. Rahat bırakın beni. Ben Hüseyin Kenan'ım. Dağılırsam da parçalarımı kendim toplarım. Abi. Rahat bırak beni. Gibi bindi arabaya gitti. Gerçekten büyük bir travma yaşıyor Hafife. Bundan sonra Kenan'a yararlı olabileceğimi zannetmiyorum. Sakın vazgeçme. Ne olur. Hırsına yenilme. Ne olur bırakma onu. O kimseyi istemiyor, gördün. Yalnızlık onun tercihi. Bana acımayın diyor ama kendini acıyarak geçirdi bunca zamanı. Hem benim de daha içim soğumadı Kenan'a karşı. Yine Lamia değil mi? New York'tan koşa koşa kocamın yanına dönüyorum. Güya ona ilaç olmak için. Yanında Lamia'yı, kucağında onun bebeğini görüyorum. Dün gece olanları duymuş. Onun için gelmiş. Kenan'ı merak ettiği için gelmiş. Ve bir tek Lamia. Bir tek Lamia. Bırak beni. Bebeğine bakayım bir. Rahat bırak. Uğursuz yüzünü görmesin bebeğim. Hayret. Hiç kocana benzemiyor bu kız. Oo, bakıyorum hiç fırsatını kaçırmıyorsun. Her dakika Lamia'nın yolunu gözlüyorsun.
Yok be. Hadi hadi. Hala unutmamışsın belli. Şu kadar hatırlıyorsan ne olur. İlgileniyorsun işte. Niye inkar ediyorsun? Ben bu aralar yalnız bir kadınla ilgileniyorum. Ama o da bunun farkında değilmiş gibi davranıyor. Yapma, görecek biri. Babam. Ne zaman buluşuyoruz? Kızım al şunları elimden al. Dur dur İlyas dayı. Ben alırım, bırak sen. Sağ olasın. Hadi girelim içeri. Vallahi kendi ellerimle açtım. Güzel olmuş. Kıyır kıyır. Ellerine sağlık canım. Gelin Hamarat Paşam. Lamia. Bebeği yatırıp geliyorum. Lamia, gel bakayım buraya. Afiyet olsun. Neredeydin, merak ettik. Gezmeye gitmiş dedim ya. Biraz hava almaya çıkmıştık Melek'le. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ofis için duvar kağıdı örneği getirdim. Çöktüm hemen sofraya. Afiyet olsun. Ay, büyümüş bu valla. Her gün fark ediyor. Ay, aklıma gelseydi prensesten, bu prenses için bir şeyler isterdim Amerika'dan. İsteriz yine. Ne var? Bugün dönüyor. Sahi mi? Aman iyi, neyse. Ben yatırıp geliyorum hemen. Hadi gel de yüzünü göreyim. Aa, börek getirecektim ama unuttum. Ay boş ver, gel otur. Doyduk zaten. Getir hayatım, getir. Nereye? Nimet'e baktığımız kataloğu göstereceğim. Duvar kağıdı için. Çalışma odasında. İyi. Böyle heveslenince seviniyorum. Hadi bakalım. Göreceksiniz, Cemil sizi utandıracak. Aman hep utandırıyor zaten. Ya o manada söylemedim. Ben de şaka yaptım zaten canım. Çabuk şuveri yandım. İnsan dik birinin acı olup olmadığını bilmez mi? Hay, görüşeceğinize yardım edin. Aa! Ne oldu Makbule Hanım? Ay, elim yandı. Ay, Gülay, buz getir, çabuk buz koyalım. Bırak bırak. Hay, acıyor. Fırına bak sen, yandı börekler. Getir getir. Ay, ay hadi. Ay. Ah, katalog burada. Cemil. Boşuna arayacak şimdi. Cemil. O adam senin gözünü bir damla yaşına hak etmiyor Lamia. Kenan beş para etmez bir adam. Öyle söylemeyin ne olur. Kenan Bey zor günler geçiriyor. Hepimizin destek olması lazım. Sen destek olmuyorsun. İşi daha fazla karıştırıyorsun, anlasana. Ben de dayanamıyorum o adamın yanında olmana. Lütfen Cemil Bey. Lütfen Lamia. Lütfen uzak dur artık Kenan'dan. Bir fırsat ver kendine de. Hı? Lamia. Ya herkes nereye kayboldu? Alındım vallahi. Arkandan Cemil, sonra Paşa. Yalnız kaldım masada. Geldik işte. Kataloglar nerede? Hangi katalog? Aa, katalog. Arıyor Cemil. Sahi o nerede? Ben bir bakayım. Zaten tuhaftı. Yaşandıkça daha da tuhaf oluyor bu adam.
Gel bakayım şuraya. Düzgün dizsene şunu. Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum. Bırak, ben götürürüm. Ayıp ya, evin hanımı ben miyim, siz misiniz? Şşşt, Gülay. Kızım ne yapıyorsun? Gel, gel. Hanımmış. Prenses de bu kesili başımıza. Bunun yaptığını prenses yapmıyor vallahi. O bunun gibi azımsız mı? Onu yapma, bunu yapma, elleme. Nerede kaldın ayol? Boşuna getirdim börekleri. Karnımız doydu. Elimi yaktım bu gerizekalılar yüzünden. Mutfaktakiler hepsinin aklı yalelli. Bakayım. Ay yok bir şey canım sende. Neredeler? Bilmem. Katalog olup kaldılar. Ama vazgeçtim zaten. Beğendim ben beğeneceğimi. Bir bakıp geleyim ben. Aa. Ne oldu? Sahildeler. Ne yapıyorlar orada? Konuşuyorlardır. Ama ne konuşuyorlar? Duvar kağıdına karar vermeye çalışıyorlardır bence. Öyle yapma oğlum. Vallahi üzüyorsun beni. Uzak dur şu Lamia'dan, gözünü seveyim. Bak ne güzel yeni bir yolun başındasın. İşine gücüne ver kendini. Ayaklarının üstünde dur bir an önce. Köz dinliyorum. Kenan'a neredeyse söyleyecektim baba, biliyor musun? Lamia'nın bebeğine kan verdiğimizde. Çocuğu olduğunu bilmeye hakkı var diye düşündüm ya. Sakın. Ama Lamia onun etrafında dolaştıkça hırslanıyorum. Niye onu seviyor hala? Sen niye hala tutturuyorsun Lamia diye oğlum? Önce ona cevap ver. Sen karına öfkelisin hala. Kenan'a öfkelisin. Leyla'da bulamadığın sevgiyi Lamia'dan almak istiyorsun. Lamia, hadi takıntı demeyeyim ama bir simge senin için. Bir takıntılı da bu işte. Şu kızdan kurtulduğum gün kurban keseceğim. Hadi dönelim. Geliyorlar. Gözün aydın. Börek soğumadan gelsinler de. Ne düşünüyorsun Lamia? Hiç. Hala kapalı. Bir dakika. Cezalandırıyor bizi aklınca. Nereye gitti ama, çok merak ediyorum. Arar nasılsa, merak etme. Ya da gazetelerden okuruz artık. Ah, Allah korusun. Olacağına bak. Ama bence şansını fazla zorluyor. Neyse canım, görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey öğrenirsem ararım. Tamam canım. Dinlen sen de.
Eve gidiyoruz. Baş üstüne. Efendim Namık'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Neredesin? Eve gidiyorum şimdi. Hadi işin yoksa sen de gel. Ha, ben de buluşalım diyecektim. Gelirim birazdan. Aa, Özge de geldi, o da bizde. Tamam, görüşürüz. Döndüğüne sevindim. Teşekkür ederim. Ha, bu işte bu. Ben bunu beğendim. Ne diyorsun Cemil? Cemil. Bu. Ha, evet, o da güzel. Bu mu? Bu mu? Karar ver. İlki. O da güzel. Hadi kalkalım artık. Öğlen olacak neredeyse. Sen de uğrayacak mısın ofise Cemil? Tabii. Geliyorum ben de. Akşama bahçede hazırlatayım mı sofrayı? Makbule. Biz bu akşam döneriz artık eve. Baban da yalnız kaldı. Kemal Bey'i de çağırırız. Bir gün daha kalın. Temizlenmez o ev kolay kolay. O zaman bahçeyi hazırlatıyorum. Olur. Barbekü de yaparız. Hiç davet ediyor mu bak? Buyurun, davete ne gerek var? Belki Namık'la bize gelirdi valla. Bahçenin açılışını yaparız. Malum memnuniyet. Bekleriz. Hadi bakalım. Ne yaptırayım mutfaktakilere? Özel bir şey ister misiniz? Gerek yok. Onlar bilir ne sevdiğimizi. Sen babanın sevdiği özel bir şey varsa yaptır. Olur. Allah işin rast getirsin hayatımı. Ayol, iş yok daha ortada. Bu da alem valla. Olsun. İyi günler Lamia. Yorma kendini. Güle güle. Hadi görüşürüz akşama. Görüşürüz. Ha, gelmeyin siz. Yorma kendini Lamia. Ben kendimi paralıyorum. Bana bir şey diyen yok. Ben Meleğe bir bakayım. Aman yorma kendini. Ben gelirim yardıma. Cemil. Ben de bir prensesle konuşurum. Uygun olursa uğra. Şu Kenan olayını etraflıca konuşmak lazım. Makbule'ye gülüyorum. Ne meraklıymış evin hanımı olmaya. Bir sahiplenmeler. Sofrayı bahçeye hazırlatacakmış baba bak. Makbule Hanım hazırlatacak. Ne hazırlatayım mutfaktakilere? Mutfaktakiler. Dikkatini çekerim. Pes valla. Niye şaşırıyorsun? Doğru olanı yapıyor. Evin hanımı olacak nasıl olsa. Bence bir an önce kıyın ikiye o zaman. Kız acı çektirme. Geçsin bir an önce imparatorluğunun başına. Şaka yaptım. Hey. Anladım. Bir şey demedim. Neyin var Cemil? Ne düşünüyorsun? İş güç. Aman. Başka bir şey olmasın da.
Ne yapacağız? Nasıl toparlanacağız bilemiyorum. Ben kadını ta Amerika'dan çağırıyorum. Abim kavga çıkarıp çekip gidiyor. Cavidan gerçekten çok sabırlıymış. Medeni kadın. Ama daha ne kadar sabredecek o da var. Ay ay veriyorlar işte bak. Rezil olduk. Hakkında şikayetçi olan gazetecilerle karakolda barıştırılan Hüseyin Kenan Gün, karakol önünde bekleyen gazetecilerle konuşmadı. Ailesi tarafından kameralardan kaçırılarak arabaya bindirildi ve uzaklaştı. Hüseyin Kenan Gün tarafından tartaklanan ve kamerası kırılan muhabirler olayı şöyle anlattılar. Bunda da şerler şimdi. Rezil olduk. Cavidan da görecek. Maalesef. Kapalı hala. Bu gece de uyku yok bana. Bize gel kal diyeceğim ama bizde de misafir var. Lamialar bize. Evlerinde bir problem varmış. Bir süre bizde kalacaklar. Dayı, Allah aşkına çok yüz veriyorsun sen bu kıza. Evlerinde fare çıkmış. Bebek de var. Ne yapsın kız? Cemil'in nişanlısı da Makbule biliyorsun. O koymuştur fareyi de. Vallahi bu kız çok sinsi. Kendi planlamıştır bak ben sana söyleyeyim. Niye bu kadar öfkelisin ki Lamia'ya? Her taraftan çıkıyor. Bir türlü düşemedi eteğimizden. Bugün Cavidan'ı aldım eve geldik. Bu bizde. Kim? Lamia. Hadi canım. Gelmiş valla. Bebek de abimin kucağında. Cavidan sinir oldu. Niye gelmiş? Ne konuşmuşlar? Bilmem artık. Sizden duydu herhalde olanları. Kenan Bey'i merak ettiğim için geldim dedi. Ona neyse. Anladım. Uyuyor mu hala? Uyuyor. Hadi gel, sıkılıyorum tek başıma. Tamam, geliyorum şimdi. Akşam yemeğinin listesini hazırladım, verdim aşağıya. Hı? Cavidan Hanım da gelmiş bak. Acaba onları da mı çağırsaydık, ne dersin? Saçmalama. Şaka yaptım, nasıl atladı Sazan. Kenan kaçmayı tercih ediyor. Her zaman da böyle oldu. İyi ki gelmişim seninle bak. Bir hafta sonra da beraber döneriz yine New York'a. Benim en kısa zamanda netleşmem lazım. Kararını verdin zannediyordum. Yine aynı şey oldu değil mi? Kenan söz konusu olduğunda bildiğimiz Cavidan gidiyor. Küçücük bir kız çocuğu geliyor. Bu sefer öyle değil. Öyle. Hep beraber göreceğiz. Daha sonra vicdan azabı çekmemek için verdiğim kararda adil olmak istiyorum. Kenan'ı seviyorum. Her şeye rağmen seviyorum. Beğeneceğinizden emindim Kenan Bey. Gizlilik benim için çok önemli. Burada olduğumu kimse bilmeyecek. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Güle güle oturun.
Sağ olun. İyi günler. Siz ümitsiz insanların yüreğine ümit oluyorsunuz. Müziğinizle hüzünlerine öyle bir dokunuyorsunuz ki acıyan bir yeri üfler gibi. Siz bir sürü kalbin sesisiniz. Biliyorsunuz bunu. Onların söyleyemediklerinin tercümanısınız. Müziğinizden vazgeçmek kendinizden vazgeçmek olur. Gelmezsen çok ayıp olur baba. Bekliyorlar bak. Akşam yemeği bahçede yiyeceğiz. Sen gelmezsen olmaz. Bütün aile bir arada olacağız. Tamam canım benim. Bekliyoruz. İyi. Uyukluyor karşımda. Melek de iyi. Yok çok rahat burada. Çıtı çıkmıyor vallahi. Tamam öperim. Oldu canım. Hadi akşama görüşürüz. Ha baba, geç kalma sakın. Öptüm. Ay zor razı ettim. Ben gelmeyeyim diye tutturdu. Naz mı yapıyor yoksa senden bıktı da yalnız mı kalmak istiyor anlamadım. Meleği de öp benim için dedi. Ben Meleği yatırayım. Sen de yat biraz, yorgun görünüyorsun. Yalnız sıkılmaz mısın? Ne çok düşünüyorsun beni. Vallahi gözlerim yaşardı Lamia. Allah rahatlık versin. Thank you.
Tuncu'nun parasını verdin mi Macile? Verdim, verdim. Yaz onu da. Başka ne vardı yazacağımız? Ay ne bileyim ben. Şimdi hesap mı düşünüyorum? İşim başımdan aşkın zaten. Herkes sinir küpü olmuş bu evde. Herkes! Evin hanımları sayesinde. Eskiden ne rahattık. Bir paşa, bir Cemil Bey idare ediyorduk. Şimdi karışanın sürüsüne bereket. Çok konuşma, hadi işini yap. Bahçede yiyeceklermiş hanımefendiler. Görmemiştik, başka bir şey değil. İlyas, şu patatesleri soyuver. Hadi canım. Yardım et bak, çok işimiz var. Gülay, o da oldu. Hadi bırak artık. Git sor bakalım. Yemekte başka bir şey istiyorlar mıymış? Son anda söyleyip de iki ayağımızı bir pabuca sokmasınlar. Üfleme hadi. E hadi Gülay. Tamam be. Çok aksilik ediyor bu kız, çok. Şımarmasın diye sesimi çıkarmıyorum. Ama haksız da değil çocuk. Bugün yeni bestesini dinledim. Müziği içime işledi. Akıp giden notalar değil sanki benim gözyaşlarım. Unutmanın bir çaresi yok mu? İçimden söküp atmanın. Cemil'in aşkına sığınmak istiyorum. Sevmek istiyorum. Olmuyor. Olmayacak. Olmuyor. Çaldım duymadı. Makbule Hanım'a bakmıştım. Salonda oturuyor. Pardon rahatsız ettim. Uyu sen yine uyu. Tamam. Bana açılan kollar sarsın diye bekliyorum. Sarılırken itiyor Cemil. Her yaklaştığımda yeni bir yüzünü görüyorum. Hırsla sarsılan bedeni, intikam dolu yüreği, hüzünle bakan gözleri alev alev. Bazen alev alıyor, bazen buz gibi soğuyor. Ne yapıyorsunuz siz? Sana ne? Hesap mı vereceğim? Niye kapıyı vurmadan dalıyorsun içeri? Sizin burada olacağınızı tahmin etmedim, ne bileyim. Çık dışarı! Çık dedim! Defol! Defol! Yakalandınız diye bağırmayın bu kadar. Korkmayın, Cemil Bey'e söylemem. Senden mi korkacağım be? Kimsin sen? Kimsin? Hizmetçi. Terbiyesizlik etmeyin. Sen kime terbiyesiz diyorsun ha? Gebertirim seni. Ne oluyor? Cemil Bey'in eşyalarını karıştırmış. Yakaladım. Kes sesini, kes! Gülay! Hırsız gibi giriyor içeri sessiz sessiz. Söyleyene bakın. Şimdi bir tane patlatsana sana. Makbule kendine gel. Yapma kızım. Yürü kızım, yürü. Salak ya! Yürü. Yürü yavrum, yürü. Ben bu evin hanımıyım. Şişt. Sen kimsin? Kovduracağım seni bu evden. Görürsün. Asıl ben seni... Şişt. Yürü. Asıl ben seni ya, kovduracağım. Ne? Sus Allah aşkına, sus. Sus. Dur ya. Macide ne oluyor? Yok bir şey yok. Yürü. Tamam be tamam. Yürü, başıma iş açma. Yürü. Allah'ın cezası. Sus, Melek uyanacak. Sus. Kovduracakmış beni. Asıl ben kovduracağım onu. Şşşt. Zaten bilse Lamia'nın bebeğinin babasının Cemil olduğunu, kendini... Sus! Hem de koşarak. Arkasına bile bakmadım. Gülay yapma. Sakın Gülay, sakın yavrum. Yüreğime mi indireceksin evladım? Öldürecek misin beni? İnanamıyorum sana vallahi. Nasıl yaptın bunu? Kes ya, bir de seninle uğraşmayayım. Doğru konuş. Çok ayıp bir şey yaptın. Niye ayıp olsun? Cemil benim nişanlım. Bu sana onun özel şeylerini karıştırma hakkını vermez. Çok biliyorsun sen. Sen de çok ileri gidiyorsun artık. Sınırlarını zorluyorsun, dikkat et. Açığımı yakaladın ya, nasıl keyiflendin değil mi? Hadi koş sarıl telefona. Yetiştir Cemil'i hadi. Hadi durma. Ben bunu söylemeye bile utanırım Makbule.
Yüzün kızarmadan kafa tutuyorsun hala. Ahlak bekçisi kesildin başıma. Yeter, çekemiyorum seni artık. Hiç kimseye saygın yok, hiçbir şeye. Al bunları nereye koyuyorsan oraya koy. Benim sinirimi daha fazla bozma. Çabuk. Tamamdır Kenan Bey. Teşekkür ederim. Bir problem olursa ararsınız. Tamam. İyi çalışmalar. İyi akşamlar. Sağ olun. Haber Afife, nasılsın? Bir de soruyor musun? Öldüm meraktan. Niye açmıyorsun telefon? Neredesin sen? Merak edecek bir şey yok. İyi misin? Evet. Evet, iyiyim. Neredesin? Bunu kimseye söylemeyeceğim Afife. Yapma abi. Üzme beni, söyle lütfen. Israr etme. Bir süre yalnız kalmak istiyorum. Buna çok ihtiyacım var. Ben de konuşacağım dayımla. Tamam. İyi olduğunu bileyim de gerisi önemli değil. Telefonum kapalı olacak. Merak etme. Sen ara bari. Beni habersiz bırakma ne olur. Aramayacağım. Kapatıyorum şimdi. Hadi çocukları öp. Öperim. Kendine iyi bak ne olur. İyi akşamlar. Sana da abicim. Biz de konuşacaktık. Niye kapattın? Ne oldu anne? Yok bir şey çocuğum. Hadi siz yiyin yemeğinizi. Melek, kim gelmiş kızım? Baba mı gelmiş? Canım benim. Piş, 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 piş. Bir gün görmedim, nasıl özledim bilseniz. Özlenmez mi? Allah dört gözden ayırmasın. Alayım mı? Hayır, daha doyamadım. Kalsın biraz daha. Ne seviliyor değil mi? Ya, içim coşuyor vallahi. Maşallah, maşallah. Cemil nerede kaldı? Bir arayayım ben. Hey Allah'ım.
Şşt, tamam anne. Arama arama. Konuştum ben. Yolda geliyorlar. Nimet Hanım'la beraber geliyorlar. O da bu akşam bizimle beraber olacak. Kenan Beyler de geliyor mu? Yok. Prenses Amerika'dan dönmüş. Bu gece baş başa yemek isterler diye hiç çağırmadım. Üşüdüm ben, üstüme bir şey alayım. Ben de başkanı arayacaktım. Hemen geliyorum. Tabii. Lamia. Gel bakayım Lamia. Ne yapmışsın sen bugün? Ne işin vardı Afife'nin evinde? Niye gittin? Zamanlaman da bir harika. Tam Cavidan Hanım'ın geleceği sırada. Onun geleceğini bilmiyordum. Bilsem gider miydim hiç? Böyle mi uzak duracaktın Kenan'dan? Bir de çocuğu kucağına almış öyle gitmişsin. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ki. Kötü bir niyetim yok da inanın. Biz Cavidan'la arası düzelsin diye uğraşırken sen bozuyorsun. Olmaz ki. Yanlış düşünüyorsunuz. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun Lamia. Kenan için yaptığın fedakarlığı takdir ediyorum. Cemil için yaptıklarını da. Metanetine saygı duyuyordum bu sabaha kadar. Bakın ben... Durdun. Tam işler yoluna girecek derken bir çuval inciri berbat ettin. Kenan Bey'in zor durumda olduğunu duydum. Onun için gittim. Bırakmış kendini, dağılmış diye. Sana ne? Dağılmışsa dağılmış. Toplamak sana mı kaldı? Konuşup motive etmek istedim. Bırak başkası etsin canım. Allah Allah. Karısı var, kardeşi var, biz varız. Onları dinlemeyen seni dinler mi? Faydam olur dedim, ne bileyim. Sakın Lamia. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Aklını başına al kızım. Suları bulandırma. Kenan'ın evliliğini kurtarmaya çalışıyoruz hepimiz. Emekleri boşa çıkarma. Külahları değişiriz sonra ona göre. Cemil. Merhaba. Ne zaman geldin? Duymadık. Yeni geldim. Konuşmanızı bölmeyeyim diye ses çıkarmadan dinledim. Küçük bir problemi hallediyorduk da. Yemek hazır, bekliyorlar. Hemen geliyoruz. Nimet Hanım nerede? Bahçede o da. Hadi o zaman. Lamia, hadi kızım. Seni. Yerim. Melek. Bak bakayım ablaya. Uykusu geldi teyzesi. Yok ninesi. Affedersiniz. Yemek hazır. Hadi buyurun. Ev sahibi de gelsin öyle oturalım. Çiçek yok masada. Ne biçim sofra kurmak bu böyle? Bunu da mı ben öğreteceğim size? Niye dikkat etmiyorsun Gülay? Mahcup oluyorum misafirlere. Merhaba Nimet Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk paşam. Beklettim kusura bakmayın. Hadi buyurun. Alayım. Hani üstüne bir şey alacaktın? Vazgeçtim. Buyurun. Şahane görünüyor. Oo, çok güzel.
de hemen başlayayım. Anladım canım. Tamam. Üzüldüğümü kim söyledi? Çok mutluyum şu anda. Kuzenim yanımda. En iyi arkadaşım yanımda. Yalnız değilim ben, merak etme. Sağ ol canım. Sana da. Görümcem. Sağ olsun, beni çok düşünür. Afife gerçekten iyi biri. Akseni söylemedim ki zaten. Gülünce öyle bir anlam çıkardım. Şarabın kabahati. Ne diyor Afife? Niye aramış? Kenan'la konuşmuş, ona haber veriyor. Ne olmuş? Neredeymiş sabahtan beri? Bilmiyorum. Afife'ye de söylememiş yerini. Yalnız kalmak istiyorum demiş. Çok ihtiyacı varmış. Kalsın bakalım. Gülay, mezeler nefis. Annen mi yaptı? Beraber hazırladık. Ellerinize sağlık vallahi, çok güzel hepsi. Afiyet olsun. Gülay'ın 10 parmağında 10 marifet. Her iş geliyor elinden maşallah. Sağ ol kızım. Almaz değil mi? Salata alır mısınız? Koy biraz. Ay ne güzel anlaşıyorlar. Bayılıyorum muhabbetlerine. Ben de senin boş konuşmalarına. Topluluk içinde kulaktan kulağa konuşulmaz Cemil. Baban öğretmedi mi oğlum? İlahi Sahip Bey. Aa, bir şey unutmadık mı paşa? Mumları söylüyorsanız ben yaktırmadım. Hafif esiyor, söner diye. Canım benim. Kadeh kaldırmadık, onu söylüyorum ben. Evet. Şimdi ben konuşmaya başlarsam susmam. Seçim konuşması gibi olur. Tek kelime söyleyeyim bitsin bu iş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şundan biraz daha versene Gülay. Verir misin Gülay Hanım? Affedersiniz. Sağ ol. Macide, hazır ayaktayken bana da biraz koysana. Senden mi korkacağım be? Kimsin sen, kimsin? Hizmetçi. Kovduracağım seni bu evden, görürsün. Gülay.
Gülay. Çabuk ol kızım hadi. Oyalanma. Daha çok işimiz var hadi. Yemeyeceğim ben doydum. Bak şimdi. Bırak zorlama ya. Yemeyeceğim diyor kız işte. O Avusturyalı çocuğu hatırlıyor musun? Seni gerçek prenses sanmıştı. Hangi Avusturyalı? Aspen'de kayak yaparken tanıştığın. Hani randevulaşmıştınız? Bekletti seni, gelmedi. Ay sahi. Nasıl kaybolmuştu ortadan değil mi? Bütün tatil boyunca göremedik çocuğu bir daha. Çocuk en son Namık'la zirveye çıkarken görünmüş. Kendisinden bir daha haber alınamamış. Ben masumum. Ne yaptın çocuğa? Doğruyu söyle. Barda bir içki ısmarladım sohbet sırasında. Senin peşinde dolaşmamasını ima ettim. Kibarca ama. İnanmıyorum. Kısmetime mani olmuşsun. Sen de benim Hollandalıyı kendine eşim diye tanıttın. Kısasa kısas. Kaç sene oldu üçümüz tatil yapmayalı? Bilmem. 7. Tam 7 sene oldu. Bu yaz acısını çıkaralım. Tamam mı? Tamam. Nereye gidiyoruz? Bilmem. Namık seçsin. Kararı sen ver. Ben senin olduğun her yere gelirim. Bir düşünelim bakalım. Neresi? Nimet Hanım mı? Sevgilisi. Alo. Hadi canım. Namık seni seviyor hala belli. İyiyim sen? E işte. Aramadın merak ettim. Fırsatım olmadı. Neredesin? Cavidan'dayım. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Bilmem, oturuyoruz daha. Söyledi, ben de ona göre program yapayım kendime. Geç gelirim, bekleme. Tamam. Ben de dışarı çıkarım o zaman. Hadi sana iyi oturmalar. Prensese selam söyle. Söylerim. Affedersiniz. Rica ederiz. Namık bize selam söylemedi mi? Onunla konuşmadım. Lamia çocuğun ağlıyor. Oturun siz, ben bakarım. Sana ne oluyor, fırladın hemen? Annesi bakıyor işte. Cemil Bey Melih'i çok seviyor. O bütün çocukları sever. Bayılırım. Yaşadın Makbule. Çocuğunu büyütürken zorlanmayacağız. Cemil sana çok yardımcı olacak belli. İnşallah. Sağ ol. Yeter bu kadar.
Yıldızlar ne güzel parlıyor. Muhteşem görünüyorlar. Siyah yıldızlar. Parlamak için güneş ışığını bekliyorlar. Geç oldu. Ben artık gideyim. İyi geceler. Sana da. Çok teşekkür ederim Namık. Her şey için. Yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Ona iyi bak. Merak etme. Hoşça kal. Güle güle. Namık bulunmaz biri. Sabrına hayranım. Hala seni bekliyor. Ben de hep onunla evleneceksin diye ümit ediyordum. Vefik amca da bunu bekliyordu herhalde. Çevrenizdeki herkes gibi. Sen herkesi şaşırttın Cavidan. Seni böyle seven biri varken niye Hüseyin Kenan'ı seçtin? Bunu kendime bile açıklayamıyorum ki. Sana nasıl açıklayayım? İnanılmaz acılar çekiyorum. Yine de kopamıyorum işte. Kenan'dan kopmak istemiyorum. Belki elde etme arzusu bu. Belki hırs. Belki tutku. Bilemiyorum. Hiçbir zaman kolayı seçmedim ki ben. Bu yüzden namı reddettim belki de. Biliyorum ki her zaman yanımda o. Elimi her uzattığımda tutuyor. Ama Kenan... Kenan çok uzakta. Yanımdayken bile... Yatağımdayken bile uzakta. Keşfedilmeyi bekleyen siyah yıldızlar kadar uzakta. Belki de bu yüzden bu kadar çok istiyorum onu. Keşfedemediğim için, fethedemediğim için. Elimi her uzattığımda duygularına dokunamadığım için istiyorum. Kendinizi unuttunuz Kenan Bey. Hüseyin Kenan olduğunuzu unuttunuz. Zor günler yaşıyoruz. Ama senin toparlanmakta güçlük çektiğin belli. Siz bir sürü kalbin sesisiniz, biliyorsunuz bunu. Onların söyleyemediklerinin tercümanısınız. Dağılmana sebep olan olmak istemem. Sen daha önemlisin. Herkes için. Müziğinizden vazgeçmek, kendinizden vazgeçmek olur. Müzik.
Kendinizi unuttunuz Kenan Bey. Hüseyin Kenan olduğunuzu unuttunuz. Hüseyin Kenan. Hüseyin Kenan. Yaşadığım hiçbir şeyi unutmadım. Ben Hüseyin Kenan'ım. Bahçeye. Çok keyifli vallahi. Hava da güzel şansımıza. Ya. Lamia Kemal Bey niye erken kaçtı? Sabah erken kalkıyor ondan. O böyle geç vakitlere kadar kalmaz hiç. Alışkanlık meselesi. Ya bir şey mi istedin Lamia? Su içireceğim ama. Gülay Hanım lütfedip getirirse. Nerede kaldın? Bir saat oldu. Geldim işte. Bu evin üzerinden yüksek gerilim hattı mı geçiyor ne? Vallahi bilmiyorum. Var bir elektriklenme. Gülay. Neyin var kızım? Yorgunum biraz. Çok çalıştı bugün. Patlattın. Dikkat etsene biraz. Affedersiniz. Yüreğim ağzıma geldi ayol. Abartma Makbule. Alt tarafı çatal düştü. Olur canım. İnsanlık hali. Yorgunum dedi kız. Mazur gör. Hadi kızım Gülay. Sen işini bitir hemen yat. Gülen'in sinirleri bozuk galiba. Olabilir. Makbule. İlyas ve ailesi bu evin emektarları. Hizmetimizi görüyor olmaları onlara bağırıp çağırma hakkını kimseye vermez. Gidip özür dileyim bari. Bir şey mi dedin Makbule? Yo, ne diyebilirim ki? Ben Meleğe yatırayım. Yatır kızım, yatır. Ay dur dur, bir daha seveyim. Gel gel. Uykusu mu gelmiş meleğin? Bak şuna. İyi geceler güzel melek. İyi geceler güzel bebek. Ay. İyi geceler. Gördün değil mi biz girerken nasıl baktığını? Görürsün sen diyor resmen. Bilirim ben ona yapacağımı. Sus kızım, dertli ettin beni vallahi. Babana da duyurma, sus. Öf, susuz soba hale geldik zaten. Bak,
Nazım'ın yanında da konuşup ağzına laf verirsen koparırım o dilini ona göre. Nerede o? Ne bileyim ben. Lavaboda herhalde. Dur bakalım. Konuşalım biraz. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Çekil. Ne o? Paşalarla beylerle muhabbetin var diye hava mı atıyorsun bana? Çekil dedim. Sesim çıkmıyor diye senden vazgeçtiğimi sanma. Ben sabırladım. Bu kadar durdum. Biraz daha dururum. Zamanı var her şeyin. Geç olsun, temiz olsun der beklerim. Servisler? Üf, görmek istemiyorum hiçbirini. Sen topla. Allah Allah. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Ne oldu sana? Hiç. Yarın sabah şu noter işini halledelim Cemil. Tamam. Şirket işlerine dalıp da bizim vakfı ihmal etmeyin ama. Eder miyim hiç? Aşk olsun. Macide. Birer kahve içeriz. Baş üstüne. Ben yapayım kahveleri. Bir kere de benim elimden için. İyi peki. Yarınki programı yapıyorduk. Evet. Hmm. Geldiğimden beri çok tuhafsın. Söyle kız ne oldu? Kime bozuldun? Kim olacak? Lamia ve Makbule hanımefendilere. Hava mı atıyorlar sana da? Onların havasını söndürmeyi bilirim ben. Bir konuşursam yer yerinden oynar. Konuş kız, konuş. Oynasın. Söyle bildiklerini. Çıkar şu Lamia'nın ipliğini pazara. Üf, git işine sen de. Dünkü besleme hanım oldu başıma. Ya o hapishane kaçkınına ne demeli? Bildiklerini söylemezsen daha çok eziyet ederler sana. Dök içini. Rahatla. Söyle. Lamia'nın çocuğu kimde? Kimden olacak işte? Cemil Bey'den. Deme. Dedim bile. Yok artık. Koskoca paşaoğlu ona mı tenezzül edecek? Konuşurlarken duydum akıllım. Paşanın kendi ağzından duydum. Cemil Bey'e bağırıyordu. Gerçeği öğrenirse nişanlım başımıza bela olur dedi. Defet Makbule'yi, bir an önce kurtul dedi. Efendim? Kim olduğumun farkındayım ben Lamia. Gücümün farkındayım. Kimseye ihtiyacım yok. Hiçbir kadının merhametine ihtiyacım yok. Bu gece en güzel bestemi yaptım. Sen istediğin için değil. Cavidan istediği için değil. Başka kalplere ses olmak için değil. Sadece kendi kalbimin sesini haykırmak için. Kendim için yaptım. Ben Hüseyin Kenan'ım. Evet. Biliyorum kim olduğumu. Kenan Bey.
geçer zamansız, hüznüm bile yorgun. Her damla gözyaşındaki keder, umutsuz sensizlik. Geceme akar gider sonsuz, kalbim yine yorgun. Yok ellerimde aşk, sevmek bana yasak. Yine bak ruhum erip gidiyor yavaş yavaş. Bir yalnızlık şarkısında, yine uçurum kenarında. Ah dudaklarımdan aşk düşüyor kor gibi kalbime. Gün geçmez yüreğimdeki acı, amansız yalnızlık. Yüzüme vurur geçer zamansız, hüznüm bile yorgun kalbim.